7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 20 Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 207. Ek fiillerin iki görevi vardır. İsim soylu sözcüklerin sonuna gelerek onları yüklem yapmak, basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapmak. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil farklı bir görevde kullanılmıştır? A. Elindeki, çok güzel kokan bir güldü. B. Sabahları mutlaka bir yumurta yerdi. C. O herkesin beğenisini kazanmış bir yazardı. D. Bu pazarda organik ürünler çok fazlaydı. Cevap B. 8. isimlerde ek fiilin 4 kipe göre çekimi yapılır. Ek fiilin geniş zamanı dir, ek fiilin görülen geçmiş zamanı di, ek fiilin öğrenilen geçmiş zamanı miş ve ek fiilin şartı se. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiilin görülen geçmiş zamanıyla çekimlenmiş bir isim yoktur? A. Gözümüzün alabildiği her yer kardı. B. İstekleri son derece mantıklıydı. C. Bu, gördüğüm en güzel resimdi. D. Polis olay yerine çabucak vardı. Cevap D. 9. Ek fiiller, basit zamanlı fiillere gelerek bileşik zamanlı fiiller oluşturur. Örneğin hafta sonunda kursa gidecek, cümlesinde gidecek fiili, gelecek zamanla çekimlenmiştir. Bu yüzden basit zamanlı bir fiildir. Hafta sonunda kursa gidecekmiş, cümlesindeki gidecekmiş, fiili ise ek fiilmiş, almış ve birleşik zamanlı fiil haline gelmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik zamanlı fiil kullanılmamıştır? A. Her pazar balkondaki çiçeklerle ilgilenirdi. B. Sabahleyin uyanamayınca otobüsü kaçırdı. C. Çocuk bir suç işlediyse önüne bakarmış. D. O sıcaklarda günde 2 litre su içiyordum. Cevap B. 10. ek fiiller, birleşik zamanlı fiil oluştururken cümleye gerçekleşmemiş niyet, terk edilmiş alışkanlık, küçümseme, şart, gereklilik, kesinlik, başkasından duyma, olasılık anlamları katar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek fiil cümleye terk edilmiş alışkanlık anlamı katmıştır? A. Biz de çocukluğumuzda çok iyi top oynardık. B. Maçla ilgili yorumları dinlemeliydin. C. Bütün hareketlere çok iyi çalışmışmış. D. Yağmur yağarsa taksiye binip gelirim. Cevap A. 11. Aşağıdakilerin hangisinde ek fiil cümleye yay ayraç içinde verilen anlamı katmamıştır? A. Şehir dışından gelen misafirleri terminalde karşılamalıydın. Geçmişte yapılması gereken zorunluluk. B. Ben çocukken her yaz tatilinde babaannemlerin yazlığına giderdik. Terk edilmiş alışkanlık. C. Bahçıvan, bahar gelince bütün çiçeklerin topraklarını değiştirmiştir. Küçümseme. D. Geçen hafta çocuklara bisiklet almaya gidecektik. Gerçekleşmemiş niyet. Cevap C. 12. I. Arkadaşım hastaysa mutlaka ziyaret etmeliyim. 2. Düzenli çalışırsan daha başarılı olacağına eminim. 3. Söylediklerin doğruysa çabuk özür dile. 4. Ders çalışmak için kütüphaneye mi gitsem? Numaralanmış cümlelerin hangilerinde ek fiilin şart kipiyle çekimlenmiş bir isim yoktur? A. I ve 2. B. I ve 3. C. 2 ve 4. D. 3 ve 4. Cevap C. 7. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 20 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.